Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi, Rust'ın çekimleri sırasında kaza sonucu, kuru sıkı silahla, görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Bu olay daha önce Türk ve dünya sinemasında kaza sonucu meydana gelen ölümleri akla getirdi. Hababam Sınıfı serisinin akıllarda yer eden, felsefe hocası karakterini canlandıran usta oyuncu Akil Öztunan'ın 41 yıl önce Kemal Sunal ile birlikte oynadığı bir başka filmin çekimi sırasındaki ölümü yeniden gündeme geldi. Akil Öztunan'ın ölüm sebebi herkesi şaşırttı. Tosun Paşa filmindeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterini oynayan Akil Öztuna, filmin çekimleri sırasında deveden düşmüş. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Öztuna, iç kanama sebebiyle hayatını yitirmiş. Ünlü aktör Vic Morrow, The Movie filminin çekimleri sırasında özel efekt patlamalarının çekimde kullanılan helikopteri kontrolden çıkarmasıyla, helikopter pervanelerince parçalanmıştı. Korkunç olayda iki de çocuk aktör hayatını kaybetmişti. Ünlü kung fu ustası Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee, The Crow filminin çekimlerinin bitmesine 8 gün kala, 31 Mart 1993 tarihinde, çekimler sırasında yanlışlıkla doldurulmuş bir silah ile vurularak ölmüştür. Ülkemizde 1980 yıllarında gösterilen Zamanda Yolculuk adlı dizinin, başrol oyuncusu John Eric Hakim, 1984 yılında henüz 27 yaşındayken inanılmaz bir kaza sonucu öldü. Cover adlı dizinin setinde çekime ara verildiği sırada bir sahnede kullanılan tabancayı alıp şakağına dayadı. Silah boştu ama geri tepti ve kafatasında kırıklar meydana geldi. Bu da aktörün beyninde hasara yol açtı. Aktör kurtarılamadı. Dünya sinemasının ünlü oyuncusu Oliver Reed, 5 Oscar ödüllü, Gladiator'de, Proximo, karakterini canlandırıyordu. Oliver Reed, filmin Malta'daki çekimleri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 61 yaşındayken hayatını kaybetti. Reed, BAFTA ödülüne aday gösterilirken yarım kalan sahneleri, 3 milyon dolar maliyeti olan bilgisayar programlarıyla tamamlandı. Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. 80'ler dizisinin setinde kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Kemal Kuruçay, hemen Darıca'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Levent Kırca Tiyatrosu'nun ve Olacak O Kadar adlı TV programının oyuncularından Tekin Siper, Sefiller adlı oyunda dans ederken sahnede aniden yere yığıldı. Sağlık görevlileri, hemen müdahale etse de 60 yaşındaki Tekin Siper kurtarılamadı.